Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sardunyalarla geldim. Bugünkü videomuzda sardunyalarımızın dikimi ile ilgili çok önemli, çok faydalı bilgiler paylaşacağım sizlere. Her videomda da anlatıyorum sardunyaların en sevdiği kür iyotlu bitsinlerdi. Sardunyalarımızın güzel çiçek açması için, yoğun tomurcuk çıkarması için iyotlu besinlerle beslemenizi tavsiye ederim. Bugün de ceylan gözlü sardunyamın saksı değişimini yapıyoruz ve değişim yaparken bakın ne ile geldim. Ceviz kabuğu. Ceviz kabuğunun içerisinde antioksidan özelliği çok var arkadaşlar. Şeklerimizin köklerini hastalıklardan korumuş oluyor. Ceviz kabuğunun içerisinde iyot daha çok var. Çiçeklerimizin iot ihtiyacını ceviz kabuğundan rahat bir şekilde bulabiliriz. Ceviz kabuğunu sakın çöpe atmayın. Çiçekleriniz için değerlendirebilirsiniz. Ben daha önceden hep iotlu besinlerle bilgiler paylaştım. Videolar paylaştım sizlere. Bugün de ceviz kabuğunun kendisiyle geldim. Eğer elinizde tentürlü iot yoksa da ceviz kabuğunu değerlendirebilirsiniz. Çiçeklerinize verebilirsiniz. Ceviz kabuğunu özellikle bu şekilde kuru kabuktan yapmanız gerekiyor. Yaş ve yeşil kabuklarını kullanmayın. 5 tane ceviz kabuğunu 1 litre suda akşamdan bekletin. Ertesi günü çiçeklerinizin nemli bir toprağını verebilirsiniz. Bu çok önemli ve çok faydalı kürlerden biri. Özellikle sardunyalar, orkideler, menekşeler daha çok seviyor bu kürleri. Veya Çiçeklerinizin saksı değişimi yaparken çiçeklerinizin toprağının içine dirinaj olarak saksının dibine koyabilirsiniz. Ben saksın dibine dökeceğim bu videomuzda. Şimdi sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde 10-15 tane ceviz kabuğunu 5 litreli saksımızın dibine töküyoruz. Bu şekilde koyduktan sonra toprak dökeceğiz ve üzerine çiçeklerimizi dikeceğiz. Biz suluyarken zamanla bu kabuklar ıslandıkça toprağa ihtiyacı olan yodu bırakacak arkadaşlar. Bu kabukları çok kullanmayın. 1 litrelik saksıya 5 tane, 2 litrelik saksıya 6-7 tane ceviz kabukları kullanabilirsiniz. Toprak olarak da ben yarısı toruf, yarısı bahçe toprağı karışık kullanıyorum bu videomuzda. Daha doğrusu yanlış hayvan gübresi de katarsanız çiçekleriniz daha yeşil ve koyu renkli olacak. Şimdi dikimli yapalım. Bu şekilde bir toprağını dökeceğiz önce. Bu bilgileri sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sizlerin de çiçekleriniz daha güzel olması için. Bu şekilde önce rahat bir şekilde çıkaracağız. Toprağımız çok kuru, nemli bir toprakta ben saksı değişimi yapmıyorum. Nemli bir toprakta saksı değişimi yaparken çiçeklerinizi strese sokabilirsiniz. Kuru toprakta yaptığınızda arkadaşlar çiçekleriniz strese girmeyecek ve kuru olduğu için kökleri toprak kuru olduğu için o kadar bir şey hissetmeyecek çiçekleriniz. Daha sonra sulayabilirsiniz, can suyunu verebilirsiniz. Ben 4-5 saat bekletirim. 4-5 saatten sonra can suyu veriyorum. Çeklerim etkilenmemesi için. Bu şekilde güzelce toprağını dolduracağız her tarafına. Bakın bu taraftan da dolduralım. Ceylan gözlü sardunyalar, diğer sardunyaları ben ekim sonu, kasım sonu yapıyorum. Budamasını yapıyorum. Dipten dipten bu diyorum topraktan 5 ve 7 en büyük santim 10 santim olmalı bu şekilde ölçüde budamasını yapıyorum ve daha sonra bırakıyorum. Çekrarımızın kış hazırlığını görüyorum kış vitaminlerini veriyorum. Kışta en çok verdiğimiz kürler kalsiyum vitaminleridir. Kalsiyum nereden bulabiliriz? Kalsiyumu haşladığımız yumurta suyundan tuzsuz haşladığımız yumurta suyundan bulabiliriz ve muz kabuğunu verebiliriz. Pirinç suyunu verebiliriz. Bunların hepsi kışta çiçeklerimizin yaprakları koyu olması için, güzel gelişmesi için toprak değişimini aslında şubat ayında yapıyorum. Ama bu sene şubat ayında yapmayacağım. Aralık başı ekim Kasım kasımın ortasından sonra yapacağım arkadaşlar. Ekim çok tiz. Kasımın ortasından yapacağım. Bunu yapmamın sebebi çiçeklerim toprağa tiz tutması için, köklerini salması için, çiçekler daha sağlıklı kış geçirmesi için. Şubat ayında yaptığımızda, Mart'a yakın yaptığımızda da daha güzel oluyor. Ben şimdiden yapmak istiyorum çiçeklerimin sağlıklı büyümesi için arkadaşlar. Bu şekilde bir güzel dikim yaptık. Gördüğünüz gibi çiçeklerimiz sağlıklı, güzel. Köklerini saldıktan sonra toprağa budamasını yapacağım. Budama demin dediğim gibi toprakta 7 ve 10 santim yukarı kesilmeli. Fidelerini de aynı şekilde dikebilirsiniz. Fidesini atmayın arkadaşlar. Fideleri sadece nasıl dikmeniz gerektiği ile ilgili ben video paylaşmıştım iki gün önce. O videoyu izleyerken yeni bilgiler edinebilirsiniz. 15 gün içerisinde nasıl fide köklendirilir, nasıl çelik köklendirilir hepsini detaylı olarak paylaştım. Bu şekilde gördüğünüz gibi dalları uzadı, köklerini saldıktan sonra bakın küçük küçük keseceğim arkadaşlar. Bu çok önemli. budama çok önemli? İlk baharda çiçeklerinizin güzel çiçek açmasını istiyorsunuzsa, sağlıklı olmasını istiyorsunuzsa budamasını dipten dipten yapın. Çiçeklerimiz için çiçek açması için fosforlu besinlerle beslemeniz gerekiyor. Fosforu külden, patatesten bulabilirsiniz zencefilden bulabilirsiniz. Zencefili toprağına döktüğünüzde topraklarında karınca, böcek, sinek kalmayacak arkadaşlar. Zencefilin sayesinde çiçeklerimizin toprakları daha sağlıklı ve daha etkili bir toprağı olacak. Çiçeklerimizin ayda bir kere iyotlu besinlerle beslemeyi unutmuyoruz. Ayda bir kere hidrojen peroksit yani oksijenli suyla oksijenli suyu Eczanelerden bulabiliriz. Eczanelerden alıp bir litre suyun içerisine bir çorba kaşığı döküyoruz. İyice karıştırdıktan sonra çiçeklerimizin yapraklarına püskürtürüz ve köklerinin nemli bir toprağını verebiliriz. Bu işlemi yapraktan beslediğinizde 15 günde bir kere yapın, ayda iki kere yapın. Köklerinden beslediğinizde ayda bir kere yapmanız yeterli oluyor. Kışa doğru gittiğinizde ayda bir kere yapın arkadaşlar. Çünkü kökler uymaya başlıyor. Çiçekler uymaya başlayacak. Bugün de bu kadar olsun. Umarım sizler için güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Yeni bilgilerle, yeni videolarla görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.